Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Battle of Africa turnuvasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ölüm grubunun, A grubunun artık belki de burada 3. haftasının ilk maçı bitecek ve puan durumu bir şekilde almaya başlayacak. Bundan sonra tabii ki Ying Yang'la Heresy'nin maçı da var. Heresy'nin çok bir artık şeyi kalmasa da, iddiası kalmasa da yine de oradan puan çıkarmaya çalışacaktır. Suomi durumu 2-1'e getirmeyi başardı. Bu maçı da alırsa 3-1 ile 3 puanı hanesine yazan taraf olacak. Burada maç çok hızlı başladı. Tato burada Tower Rush'a gitmiş. Biraz geç kaldım arkadaşlar, videoya girmede kusura bakmayın. Burada 7 işçiyle birden Tower Rush'a başladı. Hemen buradaki olaylar biraz dizginlenene kadar burayı takip edelim. Daha sonra ırklara ve map'i konuşuruz. Burada Tatoo'nun gerçekten 7 işçiyle Tower Rush yapması karşı Tower atılmasını da engelliyor. Normalde 3 işçiyle Tower Rush'a gidilir ve karşıda daha fazla işçi olduğu için cevap verilebilir Tower'la, ama burada 7 işçiyle gelince işler bir hayli değişmiş gibi. Tower'ların etrafını da bollayarak işçiler tarafından düşürülmesini engelleyebilir burada. Hemen stone'un dibine Viles'ten de Tower geliyor ama Tatoh duracağı benzemiyor. İşçileriyle sağ tarafa doğru ilerliyor. Biraz stone toplamayı bekliyor sanırım. Şu an stone'u yetmiyor olabilir. Şuradan hemen onun base'ine geçelim. Aynen, şu an 84 stone'u var. Orada 125 stone'a şimdi ulaştı. Ve mining camp atıp orada resmen Viles'in base'inde stone toplayıp oradan topladığı stone'larla tower atıyor. Viles oradan ilerleyemesin diye bir karşı tower atmaya çalışsa da 3 işçiyle atıyor. Tower'ın yarısını tamamladı bu arada. Tato yetiştirebilecek mi bakalım tower'ı derken Tato 7 işçiyle olduğu için hem öne bile geçti ve Viles'ten erken tamamlanacak o tower. Viles'in tower'ını da yine burada içine 7 işçi sokacağı için daha rahat düşürebilir. İşçileri içine sokmadı, idle bekletti ve hatta içine soksa burada rakibin tower atmasını da engelleyebilirdi. Burada dediğim gibi içinde 7 işçi olduğu için 12 hata var tower'ın. Viles'in ise 8 hata var. Burada vura vura Tato çok daha rahat bir şekilde onu düşürecektir. Hemen ırklara bakalım. Viles de boş durmamış. Tatoh'un Tower Rush'ını engellemek için Manhattan'larıyla burada Tatoh'un base'indeki stone toplayan mining camp'e gitmiş ama işçi orayı tamir ederek tutuyor. Tatoh'da bu arada Tötonlar var. Tötonlar bildiğiniz üzere bir atlı ırkı, Paladin ırkı diyebiliriz ama burada Tower Rush'ı tercih etti. Viles karşı Tower atıyor buraya 4 işçiyle birden. Tato'nun stone'u yetmediği için şu an orada stone toplayarak biraz daha vakit kazanacak. Buraya attığı 3 tower'la belki 4.'yü de atacaktır. Olaya devam edecek gibi. Hemen mid'in dibine tower atmaya çalışıyor ama Viles çok önceden oraya bir tower atarak engelledi. Yine Viles TC'sinin soluna da atıyor. Burayı Tato deletleyecektir. Daha safe bir bölgeye tower'ını atacaktır. Irklara bakıyorduk. Tatoh'ta burada dediğimiz gibi Tötonlar Paladin ırkı demiştik. Hemen Viper'a geçelim. Viper'da İspanyollar var. Yine o da Paladin'e gidebilir. Ayrıca Blacksmith ve üniversite geliştirmeleri altın istemediği için, sadece etle yapıldığı için çok hızlı geliştiklerini görüyoruz. Kale atıp Conquistador bastığında o da aşırı güçlü oluyor. Zaten Fast Castle Building'e gitmiş. Herkes Feodal'deyken burada Castle'a geçmiş. Ve Castle'ını buraya droplayacak gibi Castle'dan bastığı Conquistador'larla dehşet saçabilir. Gerçekten çok güçlü. Fast Castle build'ini de bilmeyen arkadaşlar varsa kanaldaki Build Order videosunu izleyerek Fast Castle yapabilir. Viper gibi rakipleriniz hep Feodal'deyken siz Castle'a geçebilirsiniz. Ama buraya Dawn'un Archer'ları ve The Max'in Scout'ları yaklaşıyor. Orada Zuppi'nin de Archer'ları var, pardon. Dawn'un Archer'ları Zuppi'nin Viper'a yolladığı Archer'ları kesti ama The Max'in Scout'larıyla orada Dawn'un Archer'larını düşürüyor. Tatok Tower Rush'a kaldığı yerden devam etmiş. Burada Viles'in attığı karşı tower'ı düşürmeye çalışıyor. Viles 5 işçiyle bir de orada tower'ını tamir ediyor. Burada Viles'i çok geri düşürdü ama Tatoh kendini de aşağıya çekti tabii ki. Viper'dan Castle burada Viles'in base'inin yanına droplanıyor. Hatta buraya stone'un dibine bile droplayabilirdi ama daha kendini koruyarak, daha doğrusu Tatoh'u koruyarak atmayı tercih etti. Şimdi Conquistador basmaya başladı ve Viles'in base'ine orada Conquistalar girebilir.
Max burada scoutlarıyla Viper'ın işlerini köşeye sıkıştırmış. Daha doğrusu odunların arasına sıkıştırmış ama Viper orada tahmin ederek biraz daha dayanabilir. Son Team Secret oyuncusu Daud'da ise İtalyalar var. İtalyanlar da yine iyi bir Archer ırkı diyelim ve burada Suomi takımının ırklarına geçelim. Bir de Koreler var. Kore de Archer ırkı kısmen ama Tavur Rush'larıyla daha meşhurdu. Ama Tavur Rush'a gitmeyi tercih etmemiş. TheMax'te Berberiler var. İyi bir stable ırkı. Çünkü stable'larında gördüğünüz gibi nerede hemen? Ahır birimleri daha ucuz. Bu yüzden Camel ve Hustar'a daha çok gidiyorlar. Hustar'ları ve Camel'ları gerçekten iyi durumda. Viper burada konkistatörlerini basıp hemen Viles'in base'ine yolladı. Orada Conquista'yla işçi kesmede hiç zorlanmayacaktı. 16 hata var. Conquista sayısı birazdan 3-4'ü bulduğunda işçilere tek atacak konuma gelebilir. Orada ama Tato Tower'ının birini kaybedecek. Viles içindeki işçilerle birlikte Tato'nun bir tane oradaki Tower'ını düşürebilecek. Ama Tato buraya Archer Range'ler atıp kurulabilir. Ya da Stable atıp buradan Night Scout bir şey basabilir. Ama burada Viper'a bakıyorum. Bastığı Conquista'ları direkt olarak TheMax'e yürüyor. Ama TheMax burada ormanların akasya ağaçlarının arası açık olduğunu bildiği için oraları Pedicite Wall'larla kapatmış. Conquista'lar Pedicite Wall'lara dehşet hasar veriyorlar. İki Conquista bir Pedicite Wall'u çok rahat geçecektir. TheMax'ten hemen buradan Manastır geliyor. Gelecek Conquista'ları durdurmak için Monk basmayı tercih edecek. Yine bastığı Camel'larla orada gelecek Conquista'ları durdurmaya çalışacak. Tato burada yine bir tower'ını daha kaybedecek gibi işçileriyle bir yandan tamir ediyor ama iki tower birden vuruyor oraya. Besin besinde köşeye sıkıştırdı ama Tato şimdi bir de burada Pike Spear basmış. Sanırım Conquista'ları korumak için Camel'lardan korumak için orada Spear biriktirecek. Herkes bir bir Castle'a geçmeye başladı. Yukarıda Daud iyi bir Archer sayısına ulaşmış. O da Castle'a geçmek üzere. Castle'a geçtiğinde Cross upgrade'ini hemen alacaktır ama karşısındaki Zup bile yine Archer basıp Cross'a ilerliyor. Burada üst tarafta yine dengeli bir oyun olacak ama Viper'ın Conquista'ları oyunu belirleyecek birimler olacak. Orada TheMax'te Camel'larıyla birlikte sanırım Viper'ın Conquista'larını düşürmeyi başarmış. Burada Pedicite Wall'u geçmeye çalışan Conquista'lar arkadan gelince Camel'lar tarafından düşürülmüş. Ama sol tarafta yine biriktiği 4 Conquista'yla bu sefer de Viles'e doğru ilerliyor. Viles'e burada iyi bir kayıp verdirebilirlerse 3'e 2'ye getirecekler oyunu. Tatoh da artık Tower Rush'tan vazgeçti ve Castle'a basmış. Biraz sonra onun da Knight'a döndüğünü görebiliriz. Knight'larla özellikle yukarıdaki Zuppi'ye yardım, pardon, Daud'a giderse Zuppi'nin Archer'larına karşı bir avantaj ele alabilirler. Orada Daud zaten pardon, Zuppi'nin base'ine girmeye çalışıyor. Cross upgrade alınınca orada köşeden bir işi keser miyim diye baktı ama biraz zor gibi. Zuppi de attığı tower'larla base'ini koruyacak. Kore'nin tower'ları direkt ücretsiz upgrade alıyor zaten bildiğiniz üzere. Guard Tower olarak orada base'i koruyorlar. Daud'un oradan girmesi biraz güç gözüküyor. TheMax de biraz Camel getirmiş ve Conquista'ları tutmaya çalışıyor. Ama Tatoh'tan buraya Barak spamı geliyor ve Spear basıyor sadece. Conquista'ları korumak için, Camel'ları düşürmek için sadece Pikeman'e gidecek gibi. Tatoh bir yandan Tower Rush'a da kaldığı yerden bir işçisiyle devam ediyordu. Camel'lar oraya doğru dönse de attığı 3 tane Stone Wall'la Quick Wall'la orayı korumuştu. Ama oraya Viles de Archer getiriyor. Etrafındaki Stone Wall'ları hemen deleyip işçisini kaçırmaya çalışıyor. Spear'lar düşürür sandı ama Spear'lar oraya müdahale edemeden işçisini kaybetti. Viper da Conquista'larıyla oraya doğru şimdi geldi. Camel'ları mikrolayabilecek seviyede şu an. 10 sayısı Conquista için çok ama çok yeterli. Üst tarafa bakıyoruz. Daud burada 20 cross var. Zuppi'de ise 18. Birazdan girmeye çıkacaktır. Orada 2 Archer range'den birden cross basıyor. Viper Conquista'larıyla şimdi sayısı artınca TheMax'in Camel'larından artık korkmamaya başladı. Sayıyı alınca mikrolaması tabii ki kolaylaştı. Oyunda hafif hafif donmalar oluyor arkadaşlar. Bir önceki maçta da atmıştı. Kusura bakmayın. Birkaç gündür bilgisayarda da problem baş göstermeye başladı. Format atmam gerekiyor ama şu an videoları çekmeden format atamıyorum. Videoları yetiştirmem gerekiyor.
en azından beta server'ı kapanmadan çekmem gerekiyor. Tatop buraya attı üniversitesiyle. Guard Tower upgrade alıyor. Sanırım tower'lara biraz daha devam edecek gibi. Bir de Manastır atıyor. Sanırım Camel'ları orada konvertlemek için Manastır gidiyor. Pikeman upgrade'i de gelmek üzere. Sadece Viper'ın Conquistalarını şu an koruyacak Tato. Bir de Willis'i geri düşürecek. Kendi de geri düşse de Viper'ın taşımasını istiyorlar sanırım. Daha doğrusu Viper'ın taşıyacağını düşünüyorlar. Conquistalar orada Pedicide Gate'i 2 vuruşta neredeyse düşürdüler. Şimdi 3. vuruşlarıyla birlikte The Max'in base'ine doğru gidiyorlar. Burada Tato getirdiği Pikeman'lerle The Max'in Camel'larını çok rahat düşürebilir. Yine Conquistalar da orayı iyi mikrolayabilir. Üst tarafta ise Zuppi biraz avantajı ele almış. Oraya bir de tower atıyor. Attığı house'larla oradaki yolu da kapatacak gibi ama burada Daud burayı dengede tutsa yeterli. Viper zaten aşağıdan Zuppi'ye doğru ilerliyor şimdi. Zuppi'nin base'ine hatır sayılır bir hasar verebilir. Tatos'a bastığı Pikeman'lerle etrafı geziyor şu an, orada bir Camel yakalar mıyım diye. Viper Zuppi'den vazgeçti ve The Max'in base'ine girdi. Orada Gold'da işçiler şu an kesilemedi. Kilisenin içine girdi ve burada Viper Zuppi'ye doğru yöneliyor. Pikeman'ler de onu takip ediyor. Arkadan gelecek bir Camel baskısını durdurmak için. Burada Guard Tower upgrade ile birlikte Tato rakibin attığı tower'ları düşürmüş ve stone toplamasını artık engelledi. Buraya doğru yaptığı Barracks'tan aldığı upgrade'lerle ve Viper'ın Conquistalar'ı ile birlikte Willis'in base'ine doğru bir push başlatacak. Ayrıca attığı Stage Workshop'tan Ram veya Mangonel basıp bu tesiyi düşürürse Willis'i bayağı geri düşürmüş olacaklar. Üst tarafta Daud imparatorluk çağına geçiyor. İmpe geçmeyi beklediği için burada Cross'ları base'in altında tutuyor. Hemen Arbalet upgrade'ini alacaktır. Oraya sayıda geri düştüğü için ve yukarıda Archer Range'leri tehlikede olduğu için TC'nin altına Archer Range atıyor. Burada Zuppi Tower Rush'a başlamış. İşçileriyle birlikte orada Tower atıyor ve Mangonel'ler binaları düşürüyor. Ama sağ taraftan Zuppi'nin base'ine Conquistalar gelince oradan crosslarını Zuppi çekmek durumunda kaldı ama Tower Rush'a ve Mangonel'lere devam ediyorlar. Bilet sebeysinde biraz cross biriktirmeyi başarmış. Burada Monk kimi convertledi diye bakıyorum. Bir Monk convert sesi geldi. Üst tarafa dönelim. Burada Monk'lar Pikeman convertliyor sanırım. The Max burada Tato'nun getirdiği Pikeman'lerin bir kısmını convertledi ama orada Monk'larını da kaybediyor. Tato burada kaybettiği 5-6 şeye Pikeman'e üzülmeyecektir ama The Max kaybettiği buradaki 2-3 Camel'ına ve oradaki Monk'una üzülecektir. Viper orayı Conquistalar'la şu ana kadar çok iyi oynadı. Mangonel ve Camel'ları iyi snipe'ladı. Burada The Max'in Monk'larının hala convert süresi olduğu için burada keşiş inancı biriktirdiği için geride duruyor. Zuppi ise yukarıdan şimdi crosslarıyla yaklaştı. Hala herkes burada Castle Age'deyken Daud impe geçen ilk isim oldu ve Arbalet upgrade'ini alıyor. Biraz sonra alacağı Arbalet upgrade ile birlikte oraya push başlatacak ve bastığı Siege Workshop'ta Ram'lerle birlikte oradaki tower'ları yıkıp Zuppi'ye doğru yürümeye başlayacaktır ama Zuppi'nin buradaki tower rush'ı iyi sonuç vermiş gibi. Bastığı Ram ve Mangonel'ler de burada Daud'un binalarını yıkıyor ve Zuppi oraya tower atmaya da kaldığı yerden devam ediyor. Daud burada House'unu denetleyip Arbalest'in dışarı çıkarabilir ama House'un yanı zaten bir tile'lık bir boşluk varmış. Mangonel'in menziline girmeden orada Arbalest'ler snipe'layıp Mangonel'i düşürdü. Zuppi de cross'larını buraya çekmek durumunda kalıyor ama şu an teknolojik avantaj tamamen Daud'da. Bakalım orayı nasıl oynayacak. Attığı 2 Siege Workshop'ta Ram'ler basılmaya başladı. Metal Koçbaşı upgrade'ini de alırsa oradan girmesi hiç zor olmayacaktır. Tato ve Viper ise burada Willis'in üzerine 2 tane birden Castle dropluyor. Tato'nun Castle'ı droplanmış. Viper da oraya inşa etmek için işçilerini yolluyor. Mangonel'ler TC'yi düşürmek üzere. Tato burada bastığı Mangonel ve Castle'la birlikte Willis'in base'ini dümdüz ediyor. Willis'in sadece sol alttaki buradaki 37 kişilik odun ekonomisi kaldı. Geri kalan ekonomisi çöküyor. Willis de burada Guard Tower upgrade'ini alsa da Mangonel'lere dayanması imkansız gibi. Viper da buraya attığı Castle'la iyice
sol kanatlarını hem korumuş oluyor hem de Bliss'i darlamış oluyorlar. Ama üst tarafta da Zuppi tavırlarıyla birlikte Daud'u darlıyordu. Daud bir anda remlerini çıkarttı ve orada tavırların üzerine yürümeye başladı. Arbalestler mangonelleri düşürebilir. Gelen crossları da düşürebilir. Crosslar hemen tavırların içine giriyor daha fazla hasar verebilmek için. Ama asıl önemli olan burada mangonellerin atış yapması ve remleri mangonellerin düşürmesi. Arbalestler hemen mangonellere vurmaya başladı ve menzilin dışından oradaki mangonelleri düşürünce remler tavırları bir bir düşürüyor. Metal Koçbaşı upgrade'i de gelmiş. Crosslardan çok artık hasar yemiyorlar. 190 PS armorlarıyla orada remler tavırları düşürürse Daud üzerindeki yükü atacak ve oradan itmeye başlayacak. Ama asıl önemli olan burada Bliss'in B'si. Bliss'in B'sinde çok büyük sıkıntılar var. Burada Conquista basmış Viper ve Tato'nun Castle'ın içinde biriktiriyor. Bir anda çıkartıp Bliss'in üzerine yürüyebilir. Mangoneller de binaları ite ite burada ilerliyorlar. Bliss'in puanı şu an 3000 civarında kaldı. Hiç gelişemedi. Viper'da imp'e geçti sanırım. Conquista'ları edit yapmadan gitmek istemedi. Burada üst taraftaki Zuppi tamir etmeye çalışıyor tower'larını ama burada Daud'dan Ram'ler tekrardan geliyor. Ram yerine aslında orada Castle atsa şuraya ya da bu bölgeye bir trap bassa trap iki çoktan çözmüştü ama Ram'ler de yine mantıklı hamle. Ona suç bulmayalım. Dmax Knight'larıyla oraya yaklaşmaya çalışsa da arbalestleriyle buraya çözüm buldu. Burada Daud'un bastığı bombard kanon orada tower'ları çok rahat düşürecektir. Ram yerine burada bombard kanonu daha erken tercih edebilirdi ama sanırım chemistry upgrade'ini almamıştı. Burada Zuppi gerçekten tower'larıyla orada iyi dayanıyor ve Daud'u darlamasına devam ediyor. Viper'sa bastığı trap ve Conquista'larıyla Viles'i iyice darlamış. Alt taraftaki iki TC'si ve tower var. Onun altında 40'a yakın işçisi var. Oradaki iki trap önce TC'yi düşürecek daha sonra Conquista'lar içeri girip işçileri kesecek sanırım planı. En azından bu yönde Tatoh da buraya stonewall'ları atmaya devam ediyor. Buraya binaları atmaya devam ediyorlar Viper'la birlikte. Max'ten gelecek bir sanırım Knight Camel karışık ordusunu durdurmak için buraları kapatıyorlar. İşçileri rahat rahat stone toplayacak orada. Orada üçüncü şeyde geldi. Trev'de geldi ve TC'nin birisi düşürüldü. İkinci TC'de düşürülmeden önce orada tower'a döndüler. Şimdi Viles oradan işçilerini sağa doğru kaçırmak durumunda kalıyor. Bakalım Viper Conquista'larıyla ne zaman müdahale edecek oraya. Conquista'lar şimdi orayı fark etti. Tower'ın da düşmesiyle Viles'in kaçan işçileri yolda yakalanıyordu ama barut birimleri böyle Conquista gibi Yeniçeri gibi birimler uzak mesafeden tutturmakta gerçekten çok zorlanıyorlar. Etrafı temizlemeye devam etseler de Tatoh bir de buraya barak spamı başlattı ve sadece Pikeman harp basacak, rakipten gelecek. Buradaki hem remleri hem de Hussar, Camel ve Kavalyeleri durdurmak için Dmax'e sola doğru burada Zuppi de yine tower'larla Dmax'e attığı Castle'la birlikte kendi base'lerinin sol tarafını korumaya çalışıyorlar. Dmax bu arada 33 tane kavalye biriktirmiş ve oraya trebilerini de spamlıyor. Biraz sonra o kavalyeler burada Conquista'ları çok rahat düşürebilir. Bunun farkında oldukları için Tato tamamen burada harp basıyor. Harpler orada birikmeye başladı. Üst tarafa dönersek Daud Zuppi'nin gelen arbalestlerini artık crosslarını arbalestleriyle düşüremeyince bastığı skirmisher'larla düşürmüş. Attı oraya bir tane castle ve burada bastığı treble birlikte tower'ları bir bir düşürüyor ve arbalestleri de yine orayı temizlemiş. Şu an Daud da üzerindeki baskıyı attı ve puanda Zuppi'nin çok ama çok önüne geçti. Sağ taraftan o da ilerleyişe başladı. Sol taraftan da yine Viper'la Tatoo'nun ilerleyişi devam ediyor. Soldaki Viles'in üstünü yıkmışlar. Şimdi yıka yıka burada ilerleyeceklerdir. Mangoneller de yaklaşıyor. Birazdan Siege Onager olacaktır. Belki upgrade'ini alabilir. İmparatorluk çağına geçmiş. Ama Tatoo burada önceliği bastı. Pikeman'lere birazdan harbi olacak. Onlara veriyor. Rakipten gelecek kavalyelerin farkındalar. Burada Viper Viles'i yavaş yavaş yok etmenin eşiğine geldi. Sadece trebleri kullanarak
Ama Viles de Ark'ı attı. Buradaki savaş binalarıyla Archer Ranch ve Siege Workshop'larla birikiyor. The Max'ten Elite Camel Archer görüyoruz. Camel Archer'da şimdiye kadar neredeyse hiç görmemiştik. Yine Viles burada remleriyle bekliyor. Zupi buraya tower'larını atıyor. Burada soğum bir takımı güzel bir şekilde kümelenmiş ve birikmeye başlamış. Bir anda buradan saldırıya geçebilirler. Son bir çünkü bu maçı da kazanırsa 3-1 ile 3 puanı hanesine yazdıracak ve gerçekten son haftayı puan kaybetmeden kapatırlarsa çok ama çok avantaj elde edecekler. Conquistalar burada artık Viles'in son ekonomisi odun ekonomisine doğru geldiler. Viles'in son işçileri sadece burada odun topluyor. Bir de arkaya doğru TC atıp orada hafif farm yapan işçiler var tabii ki, onu da es geçmeyelim. Orada biraz Viles'in cross olsa da orayı tutmaya yetmeyecektir. Ama The Max burada Camel Archer biriktirmeye devam ediyor. Camel Archer'larda yine çok iyi birimler. Karşıdaki Pikeman'leri bir anda eritebilirler. Orada ama Tatoh'ta Siege Onager yapmış ve buraya kurulmaya devam ediyorlar. Viles'in base'ini yıktılar. Şimdi Viles'in base'ini kendileri kullanıyor. Viper buraya şimdi treblerini konuşlandırdı ve atılan tower ve archer range'leri house'ları yıkıp önünü iyice açacaktır. Viper'ın bastığı monkları burada The Max getirdi. Hussarlarıyla düşürmeye çalıştı. 4 tane monk düşürüldü ama Hussarlar oradan artık kışkışlanıyor. Üst tarafa dönersek Zuppi pardon Daud burada Cenevizli Cross'a dönmüş. The Max sürekli oradan pardon Hussarlarıyla içeri girip işçi kesmek istiyor ve işçi kesmede şu an Hussarlar gerçekten çok iyi bir tercih. Viper'ın base'ine doğru yönleniyorlar. Bakalım Viper burayı nasıl tutacak derken oraya bir castle atılmış zaten ve Conquista onları karşılayacak. Buraya doğru castle'lar da atılmaya devam ediyor. Daud iyice yukarıya doğru üst kurarken alt taraftan takımının ilerlemesini bekliyor. The Max tamamen buraya yoğunlaştığı için Viles ile birlikte yukarıda Zupi tek başına ve neredeyse hiçbir şey yapamayacak Daud. Zupi'nin çok ama çok önünde. Burada Siege Onager'lar ağaçları yıkıyor şimdi. Orada ağaçları yıkıp burada Conquistalar bir anda The Max'in base'ine girebilir ve işçi kesmeye başlayabilir. Harpler de burada trebleri korumaya devam edecek gibi. Orada Siege Onager'lar buradaki ağaçları yıkmaya devam ediyor. Yol hızlı bir şekilde açılıyor. Orayı göstermemek için treblere doğru husarlar bir push başlattı. Castle'ın yıkılmasını istemiyorlar. İki tane trebi düşürdüler ama Halt ve Conquistalar gelen husarları temizledi. Şimdi Elite Camel Archer'lar ve Cross'lar yanına katılmış durumda. Oraya doğru bir saldırı başlattılar. Harpleri şu an çok rahat temizliyorlar. Husarlar da geliyor. Yine buraya Metal Koçbaşları da yaklaşıyor. İki kişi birden burada rakibin üzerine yürüyor ve Harpler burada Elite Camel Archer'larla çok iyi counterlansa da Conquistalar da yine Camel Archer'ları düşürüyorlar. Yaklaşan Husarlar Harpler tarafından çok hızlı düşürüldü. Hatoxa Siege Workshop atmaya devam ediyor. Burada sanırım Mangonel veya Scorpion basacak. Burada Mangoneller yukarıdaki yolu tamamladı ve ona yakın işçi düşürdü. Conquistalar şimdi oradan ilerliyor. Açılan yoldan The Max'in base'ine doğru giriyorlar. Hemen Mangonellerin dibinden şu an geçtiler ve o yol açıldı. Muhteşem bir taktik gördük. Sıkça biz de bunu tabii ki kendimiz de uyguluyoruz. Ama üst seviye maçlarda çok izleyememiştik. Oradaki üniversite deliklendi ve Camel Archer'lar hemen desteğe gitse de The Max base'inde şu an işçileri idle kalıyor. Çok fazla işçi kaybediyor. Orada Siege Onager'lar gelen Hussar'lara da çok iyi bir atış gerçekleştirdi. Conquistalar Hussar'ları düşürürse orada işçilerle de artık Onager'lara vuruyordu ama Onager gitmeden iyi bir atışta orada işçi de düşürdü. Üst tarafa dönersek Zuppi tamamen Skirmisher'a dönmüş. Yine The Max de Hustar ve Kavalyesi ile oraya doğru yaklaşıyor. Daud attığı Castle ve dibindeki Cenevizli Cross'ları ile orayı korumaya çalışıyor. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Vipers aşağıda artık Paladin'e dönecek sanırım. Oraya Stable Spam yapmış. Buradaki askeri üssünü görüyorsunuz. Viper ve Tatoh'un. Viper burada ne basıyor ona bakalım. Viper'sa Ram basıyor. Aniden Ram'lerle birlikte buraya sanırım bir saldırı başlatacaklar. Rakipte full Archer olduğu için Ram'leri düşürmeleri çok güç olacaktır. Arkada marketing de son hız devam ediyor. Ama buradaki Castle'a bombard kanonlar vurmaya başladı. Castle düşerse üst tarafta Zupi rahat bir şekilde Daud'u ve daha sonra Viper'ın base'ini düşürebilir. Bakalım buraya destek gelecek mi?
Şu an oraya hiç destek yollamıyorlar. Castle'ını tamir ederek dibindeki Cenevizli Cross'lar ve oradaki iki Treby ile orayı savunmaya tek başına savunmaya çalışıyordu. Viper'dan oraya doğru da bir stable spamı geliyor. Sanırım oradan da artık paladin akıtmaya başlayacaktır. Burada artık kuşatma mancının seviyesine geldi. Tato upgrade'lerini iyice aldı. Dibine harpleri ekleyerek burada metal koç başları da var tabii ki. Siege birimleri ve harplerle orayı koruyacaklardır. Siege birimlerinin yanına yaklaşan Hussarları harpler bir anda eritiyor zaten. Viper Ram'lerin upgrade'ini de alıyor şimdi. Oradan Ram ve Mangonel'lerle birlikte kuş başlayacak. Viper burada kavalyelerini de almış. Paladin'e doğru da dönüyor, oraya attığı çok fazla stable var. Bir anda bayağı bir paladin bastığını görebiliriz. Yine yukarıya doğru stable'larını atıyor. Oradan da oraya paladin'e kıtacaktır. Sadece daha 30 skirmisher'larının biraz daha dayanması lazım ve Genevizli Cross'larla birlikte orayı tutmakta zorlanmıyorlar. Şu an orayı rahat rahat koruyorlar. Alt tarafa dönersek Camel Archer'lar ve Willis'in Cross'ları geriye doğru çekiliyor. Çünkü oradan saldırı başladı, kuşatma başladı. Ram'lerle birlikte, Mangonel'lerle birlikte oradan itiş başladı. Oradaki Castle'ın düşmesi her şeyi bitirecek hamle olabilir. Camel Archer'lar burada kavalyeleri çok rahat temizliyor. Sayıları gerçekten fazla. Camel ve oradaki 4 tane iç kale şeklindeki tower oyunu dengede tutan isim oldu. Ama binaları burada yıktılar iyice. Base'in tekrardan kurulduğu base'i yıkıyorlar. Paladin upgrade'i de gelince Viper burada ilerleyişine devam ediyor. Tato harpleriyle önce Base'in buradaki remlerini, daha sonra Camel Archer'ları düşürmek istedi ama çok kayıp verdiler ve geri çekiliyorlar. Sol alttaki ilerleyiş kesildi. Üst tarafa bakarsak burada Zuppi gelen paladinleri skirmisher'larıyla durduramıyor ve iki tane paladin orada Zuppi'nin birçok ordusunu mahvetmiş. Tatoh da buraya doğru yine Siege Workshop birimlerini getirmiş. Getirdiği Mangonel'le birlikte takımına yardımcı oluyor. Şu an oyunu taşıyacak isim Viper gibi duruyor arkadaşlar. Bastığı buraya da stable spam yapıyor. Bastığı paladinlerle rakibi bir anda bozguna uğratabilir. Gördüğünüz gibi Tatoh da sadece siege birimleri ve harbe gidiyor. Burada remler, Viper'ın remleri tower'ların bir kısmını düşürmüş. Mangonel'ler de artık Treby'i de yanına katıp Castle'ı düşürmeye başladı. Orada harpler Camel Archer'ları dibine girse de çok fazla Skirm ve Camel Archer var. Harpler oraya dayanamadı. Castle'ı düşürürlerse ama biraz sonraki bir paladin atağını burada kaldıramayabilirler. Ramler bir yandan sağ taraftan bina yıkmaya devam ediyor. Burayı dümdüz ettiler. Vilest'le The Max'i iç içe koydular ve iç içe ekonomi geliştirmek çok zor. İki kişinin buraya hakim olması farm sayılarını çok azaltıyor. Marketingi de çok engelliyor. Dağıt yine Skirmisher ve Genevizli Cross bayağı biriktirmiş. Viper'ın paladinlerini de yanına katıp burada Zuppi'nin üzerine doğru ilerliyorlar. Zuppi artık geri çekiliyor. Dağıt da getirdiği trap ve bombard kanonlarla oradaki tower'ları bir bir düşürecektir. Viper'ın paladinlerinin hiç korkusu yok. Tower'ların altında The Max'in Camel'larının dibinde orada Skirmisher'ları bir bir düşürüyorlar. Genevizli Cross'larla Skirm'ler de yaklaştı ve yolu tamamen şu an tıkadılar. Orada çıkan iki işçiyi de şu an düşürdüler. Viper bir de buraya Castle atıyor. Şu an takımı Viper taşıyor diyebiliriz. İki taraftan birden paladinleriyle. Biraz önce açılan buradaki orman yolunu da Viper'ın paladinleri iyi kullandı. Ve The Max'in base'i şu an Viper'ın paladinleri tarafından bayağı bir hasara uğratılacak. Viper'ın paladinleri orada farmer kesmeye acaba ne zaman başlayacak diye bakıyorum. Şimdi sanırım orada kesmeye başladılar. Marketing'i de engelleyebilir. Market arabalarını da kesebilir. Viper şu an The Max'in işçilerini bir bir tekliyor. Ya da 3 vuruşta paladin zaten bir işçiyi öldürüyor. TC'nin altında olsa bile TC'den hasar yemiyor zaten. The Max burada çökertiliyor. The Max'in ekonomisi çökertiliyor. Tatoff'sa attığı Castle ve Siege Workshop'larla oradan ilerleyişini sürdürüyor. The Max burayı Camel Archer'larıyla tutmaya çalışsa da artık kendi base'indeki ekonomisi bitiriliyor. Ve öndeki Zuppi'nin tower'ları da düşünce burayı koruyamayacaklar. Gerçekten Tatoff ve Viper'dan
sol tarafta Viliyes'i dehşet şekilde geriye düşüren bir hamle geldi. Viper'ın paladinleri burada market arabalarını da kesiyor. Sol taraftan Daud da remleri öne katmış, treblerini kurmuş. Genevizli cross ve skirmleriyle oradan push'u başlatmışlar artık. Zupti'nin base'i de hiç güvende değil. Oradan Viper rem yağdırmaya, paladin yağdırmaya devam ediyor. Orada paladinler skirmşuları keserken remler ve trebler de tower'ları ve binaları bir düşürecek gibi. Şu an Viper takımını çok iyi taşıyor. Dünyanın en iyi oyuncularından birisi, en azından en iyi iki oyuncusundan birisi olduğunu bir kez daha kanıtlayacak. Tatoh da yine Mangonel ve buradaki harplerin önüne katmış. The Max'in bayağı bir ordusunu düşürmüş. Arkadaşlar oyun iyice kasmaya başlıyordu, o yüzden savaş sesini açıyorum ve sadece Viper'ın yani Secret takımının gözünden izleyeceğiz oyunu. Yine her yer muhtemelen gözükecektir. Sadece base'lerin içi gözükmeyecek. Üst tarafa dönersek, üst tarafta buraya Tatoh da Mangolerini getirmiş. Remleri şu an durduramıyor skirmisher'lar. Büyük ihtimal GG çok yakında gelecektir. Derken The Max GG verdi. Base'indeki o kadar çok işçiyi kaybını kaldıramadı ve sağ tarafından gelen, daha doğrusu solundan gelen buradaki Tatoh'un baskısını hiçbir şekilde engelleyemiyorlar. Viliyes zaten oyunda hiç ama hiç yok. Oyun başında yapılan tower rush'tan aşırı geri düşürüldü. Burada da ekonomiyi toparlayamayınca 2'ye 3'ü kazanamadılar. Viper'ın hakkını da verelim. Yine Daud da burada Zuppi'den çok baskı yemesine rağmen oyunu hiç salmadı. GG geldi. Secret takımı durumu 2-2'ye getirdi ve 1 puanı garantiledi. Bir sonraki maç gerçekten A grubu için çok kıymetli, çok önemli bir maç olacak. Bakalım 2 puanı cebine kim koyacak? Hemen artık A grubunun 3. haftanın ilk maçının sonuna geçelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve artık arkadaşlar aklım durdu. Uzun süredir videodayız, çok uzun bir maç oldu. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyelim ve videoyu kapatalım. Yarınki maçta görüşmek üzere.